Sayın Başkanım, hoş geldiniz öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederiz. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Seçim çalışmalarımız şu anda gayet iyi bir şekilde, tamam. Sağ olun. Şunu belirtmek lazım, biz seçimde elimizden geleni her zaman daha fazlasıyla yapmaya çalıştık. Bugün de aynı şekilde çok fazla bir şekilde çalışma yapmaya çalışıyoruz. Burada ben Sinop halkına kısaca şunu söylemek istiyorum. 1973 yılında rahmetli Erbakan'la Ecevit bu memlekette ikisi bir araya gelerek çok mükemmel çalışmalar yaptılar. Biri sağ kutup, biri sol kutup olmak kaydıyla bakıldığında yaklaşık 138 tane fabrikanın temeli atılıp bunlar aktif hale sokuldu. Yine aynı iki koalisyon ortağı 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiler. Yani buradan şunu söylemek istiyoruz. Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı, mesele bu değil. Mesele insanların bir arada olabilmesi, her şeyi memleketini düşünerek yapabilmesi. Derdimiz bizim bu. Biz niçin Millet İttifakı içerisinde yer aldık? Bunu da kısaca söylemek gerekir ise, Millet İttifakı'ndaki ana mantığımız parlamenter sisteme yeniden dönüşün sağlanabilmesi. Ana hedefimiz bu. Çünkü Türkiye'de şu anda bir başkanlık sistemine geçiş sürecini yaşıyoruz. Fakat bu süreci o halle birlikte yaşıyoruz. Bu zaten mantıklı bir çalışma ve uygulama değil. Bizim olmazsa olmazlarımız içerisinde memleketimizde yapılmış olan bütün çalışmalara, yapan bütün arkadaşlara hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Sebep şu, memleketimize kim bir çivi çakmışsa hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Ama şöyle bir durum var, fuzuli yapılan israfa karşıyız. Biz Sinopluyuz, buradayız, burada yaşıyoruz. Neticede Sinop'umuzda 8 tane ilçe var. 8 tane ilçemizde bizim 8 tane fabrikamız olsa 500 kişinin çalışmış olduğu Sinop artık İstanbul'a göç vermez. Veya büyük şehirlere göç vermez. Bunları ortadan kaldırdığınız takdirde İstanbul'da trafiğe harcayacağınız parayı, İstanbul'da yolları harcayacağınız parayı getirip burada Sinop'a harcarsınız. Hiç olmazsa Sinop'un da problemini çözmüş olursunuz. Bu memleket hepimizin. Biz bir ve birlik içerisinde olmak zorundayız. Ucu, bucu, şucu anlamında hareket etmememiz gerekti. Bir olmazsak diri olamayız. Onun için sadece şunu söylüyoruz. Bu seçimde bahsedilen değişmesi lazım. Arkadaşlarımız 16 yıldır bir çalışma içerisindeler. Fakat öncelikli olarak yaptıkları şeyler tamamen hizmet sektörüne yönelik. Fakat artık memleketimizin hizmet değil, sanayiye yatırıma ve işsizliğe çözüme ihtiyacı var. Bunun için de biz Saadet Partisi olarak 73'lü yıllardan bu yana memleketimizde en fazla yatırım yapan, sanayileşmeyi en fazla üzerinde duran ve bunları birebir olarak gerçekleştirebilen bir siyasi partiyiz. Ve buranın insanı olan rahmetli Erbakan hocamın vefatında Saadet Partisi'nin başındaydı kendisi vefat ettiğinde. Ve onun davasını aynı şekilde temsil eden dava kardeşleriz biz. Biz şunu söylüyoruz, bu seçimde bugüne kadar belki sahip çıkamadığımız rahmetli Erbakan hocamı en azından bu seçimde Saadet Partisi ile birlikte sahip çıkalım ve bu seçimde artık bazı şeyleri değiştir diyelim. Çünkü memleketimizde bazı şeyleri demiyorum, her şeyin değişme ihtiyacı olduğu gibi burada bir değişme ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın güzel bir lafı vardı, şunu söylemişti, dedi ki en son, bizde bir metal yorgunluğu başladı demişti. Metal yorgunluğun anlamı nedir? Aynı işi birden fazla bir şekilde yapmaktan oluşan bir noktadır. Biz şunu söylüyoruz, doğru söylüyor Cumhurbaşkanımız, gerçekten bazı değişkenlikler yaptı belediyelerde, ilçe yönetimlerinde ama ana gerçek şudur, tepeden de bu değişikliğin gerçekleşmesi gerekiyor. Metal yorgunluğun ortadan kalkması için metalin kaynar metaller içerisine atıp eritilmesi, eritildikten sonra yeniden dökülmesi, döküldükten sonra çekiştirerek yeni halini alması ve ondan sonra kullanıma sunulması gerekir. Metal yorgunluğu sadece insanları değiştirmekle ortadan kaldıramazsınız. Bu seçimin bütün milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ayın 24'ünde Saadet Partisi olarak da biz elimizden geleni yapacağız. Siz dostlarımızın, hemşehrilerimizin destekleriyle de öyle tahmin ediyorum bu seçimde en yüksek başarı sağlayan parti olacağız. İslam diyorum. Bey, özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Temel Karamoğlu'nda Sayın Gülen Başkan'da bir şey var, husus var. Yani der ki bizler şunu bunu yapmayacağız, aksine geri çekileceğiz der. Yani bu ülkenin yatırıma ihtiyacı yok mu, yola ihtiyacı yok mu da neden yapmak istenen yatırımları durdurmayı düşünüyorsunuz? Burada biz aslında yatırımı durdurmak derken bizler şunu söylüyoruz. Bu memleketin
belki dünyada en fazla yatırıma ihtiyacı olan bir memleketiz. Fakat bizim söylemek istediğim şu, israfı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani örnek veriyorum, şu anda Kanal İstanbul projesine harcanacak parayı siz bölün ve Türkiye'nin genelinde fabrikalar açın. Kanal İstanbul daha karlı olur, yoksa bu söylediğimiz fabrikaları kurmak, oradaki insanlara iş sağlamak ve buralardan toplanacak vergiler mi daha karlı olur? Daha rahat bir şey daha söyleyelim. Türkiye genelinde baktığımızda özellikle İstanbul ve büyük şehirlerde inşaat sektörü aldı başını gitti. TOKİ'nin elinde şu anda herhalde 110 binin üzerinde satılamamış ev var genel anlamda baktığımızda. Şimdi bu evlerden devletimizin aldığı vergi mi yüksek, yoksa bir fabrikada çalışandan, bir fabrika yöneticisinden, fabrikanın aktif hareket etmesinden kazandığı vergi mi yüksek? Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Devletin vergi toplayacağı alan kalmadığından dolayı da her geçen gün esnafımızın boynundaki ip yavaş yavaş daralmaya başlıyor. Şu anda bunlar 2,5 ay, 3 ay önce gelir vergisi %20'ydi, şu anda %22 oldu. Bunu kim biliyor? Halkın kendisi bilemez. Sadece iş yapan, iş veren bunu bilir. Onun için de biz şunu söylüyoruz. Yatırımlarda biz sanayiden yine yatırımın yanındayız. Ama şu anda yükselikten ve israftan dolayı olan yatırımları durduracağız. Sebep bizim borcumuz var. Biz öncelikli olarak memleketi ayağa kaldırdıktan sonra onlara ağırlık vereceğiz. İslam Bey, bir de bu tarafından en çok tartışılan, konuşulan bir konu var. Siyasi iradenin söylemiş olduğu, bizler Cumhur İttifakı olarak millet için, halkımız için el kaldırıyoruz. Onlar HDP için, teröristler için el kaldırıyor derler. Evet. Yani sizler Selahattin Demirtaş'ı mı kurtarmak için el kaldırıyoruz? Bizler ne Selahattin Demirtaş ne de bu memlekete bir gram zarar veren hiçbir kimseyi kurtarmak için yola çıkmadık. Bizim böyle bir yaklaşımımız, bakış açımız yoktur. Biz haktan, adaletten yanayız. Hiçbir zaman güçten yana olmadık. Güçten yana olmuş olsaydık, haksızlıktan yana olmuş olsaydık 20 yıldır meclisin dışında kalmazdık. Öncelikli olarak bunu belirtmek istiyorum. Buradaki mantık şu. Biz Cumhur İttifakı'nın yanında niçin yer almadık? Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın başındakilerin söylemiş olduğu şey şudur. Diğer siyasi partiler gibi MHP hariç gelin buraya ittihak edin. 50 yıllık bir siyasi partinin yapamayacağı bir şeydir bu. Biz hiçbir zaman da böyle bir noktada yer almayız. Ama sağ olsunlar Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Hanım ve Temel Bey üçü bir araya gelerek bu olaya güzel bir çözüm buldular. Biz de buradaki ittifakın içerisinde yer alarak inşallah baraj meselesini çözmüş olup mecliste inşallah bundan sonraki süreçte Saadet Partisi'ni hep birlikte göreceğiz ve bizi Cumhur İttifakı'nda kendine ithak etmek zorunda bırakanlara da şunu söylemiş olacağız mecliste. Biz buradayız ve bundan sonra artık kim ne yapacak her şey daha net ortaya çıkmış olacak. Çünkü o üç partinin de ana hedefi memleketin sanayileşmeye ve demokrasiye ihtiyacın olduğunun farkında olması. Diğerleri ise tamamen güçten ve kibirden yanalar. Oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İslami. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.